Geri dönüşü olmayan hatta olası tüm geri dönüş ihtimallerini kendi ellerimizle bozmamız anlamına gelen gemileri yakmak deyimi nereden geliyor? Gelin gündelik hayatımızda duyduğumuz, kullandığımız ve bize önemli kararları anımsatan bu deyimin tarihten günümüze yolculuğuna birlikte bakalım. Bakalım ki iki zıt olan ateş ve su bir araya gelince. Suyun üzerinde ateş yakınca yani gemileri yakınca Nelerin olabileceğini hep birlikte öğrenelim. 700'lü yılların başında Emeviler en parlak dönemlerini yaşıyordu. O zamanlar sınırlarını oldukça ileriye taşımışlardı. Mesela Kuzey Afrika'nın tamamı, Anadolu'nun büyük bölümü Emevilere aitti. Bununla beraber Emevilerin yayılmacı politikaları vardı ve bu politikaları geri daha fazla toprağa sahip olmak, İslam'ın mesajını daha uzak yerlerde anlatmak istiyordu. Fakat önlerinde iki büyük engel vardı. Birisi Sahra Çölü, diğeri Kalpe Boğazı. Ya çölü aşıp Afrika'nın tamamına egemen olacaklardı ya da denizi aşıp daha önce bulunmadıkları topraklarda yeni hayatlar kuracaklardı kendilerini. Aslında Emevilerin daha en başında Avrupa'ya açılma planları vardı. Birinci Sultanları Muaviye zamanında İstanbul'u birçok defa kuşatma altına almışlar. Hem ağır kış şartları hem de İstanbul'un aşılmaz surları Müslümanlar tarafından İstanbul'un alınmasını uzunca bir süre erteleyecekti. Bu seferlerden birinde bizim ismine aşina olduğumuz Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri de vardı. Kendisi 90 küsür yaşında olmasına rağmen İslam ordularının başında yer almıştı. Bu yüzdendir İstanbul'da bir ilçenin isminin Eyüp Sultan oluşu, İstanbul'da Ebu Eyyub'ün kabrinin bulunuşu. Avrupa hedefleri Emevilerde devam ediyordu fakat bu sefer Konstantin üzerinden değil de İspanya topraklarından Avrupa'ya atılacaklardı. Bu düşüncelerle Kuzey Afrika valisi Musa bin Nusayr halifenin izniyle 7000 kişilik bir ordu kurdu o ordunun başına da kendisinin azatlı kölesi Tarık bin Ziyad'ı komutan olarak görevlendirdi. Tarık bin Ziyad İspanya topraklarına vardığında vazifesinin çok zorlu geçeceğinin farkındaydı. Her ne kadar karşısında iç savaşta olan bir krallık olsa da sayıca kendilerinden kat ve kat fazlaydı ve askeri anlamda daha çok donanıma sahiplerdi. Tarık bin Ziyad askerlerinin korkup kaçmasından endişeleniyordu. Askerlerini daha sonra kendi adıyla anılacak olan o tepeye çıkardı. Kıyıdaki askerleri de gemileri yakmalarını emretti. Tabi askerler komutanlarının bu emrine uyacaklar ama komutanım nasıl geri döneceğiz hanım bekliyor çocuklar bekliyor endişesindeler. Tarık bin Ziyad gemileri yakın diye emri verdi ve gemiler alev alev yanarken tarihin dönüm noktalarına şahitlik eden o dağda askerlerine şu konuşmayı yaptı. Dedi ki büyük komutan ey askerler Arkanızda düşman gibi deniz, karşınızdaysa deniz gibi düşman var. Burada sabredip savaşmaktan başka hiçbir çareniz yok. Çünkü bütün gemileri yaktık artık geri dönüşümüz yok. Ya burada İslam'ı yaymak için canlarınızı feda edersiniz ya da bu topraklarda yeni hayatlar kurarsınız. Komutanlarının bu cesur konuşması ve başka ihtimali olmayan Müslüman askerler günler süren mücadele sonrasında kendilerinden kat kat daha fazla olan orduyu yenmesini bildiler. Müslümanlar İspanya'yı fethettikten sonra şehre girerken Peygamber Efendimizin o meşhur savaş ahlakıyla ilgili sözlerine de harfiyen uydular. Peygamberimiz şöyle diyordu. Bir yeri fethettiğinizde kadınlara, çocuklara, ibadete çekilmiş din adamlarına asla zarar vermeyeceksiniz. Evleri yıkmayacaksınız, şehri tarumar etmeyeceksiniz. Tam tersine o şehri imar edeceksiniz. Belki de onların savaş ahlakına uymaları, Peygamber Efendimizin sözlerine uymaları Müslümanların görmüş olduğu en büyük medeniyetin kurulmasına sebep oldu. Tarık bin Ziyad gemileri yakınca önce herhangi bir anlamı olmayan kaya parçasına onun adını verdiler. Daha sonra ise dünyanın en önemli boğazlarından biri olan Kalpe Boğazı'na Akdeniz ile İspanya'yı ayıran o boğaza yine kendisinin adını Cebeli Tarık adını verdiler. Tarık bin Ziyad'ın ilham veren bu hikayesinden bizler de kendimize pay çıkaracağız. Şunu demeyeceğiz. Ben komutan değilim. Benim askerlerim yok. Zaten gemim yok demeyeceğiz. Biz kendimizin askeri, kendimizin komutanı olacağız. Ve bizi hayallerimize gitmekten, bir adım daha atmaktan alıkoyan ve her zaman bizi geriye götürme ihtimali olan o içimizdeki gemileri yakacağız. Elbette gemileri yakacağız. Ve gemiler inşa edeceğiz. Ellerimizle denizleri aşacağız. Hoşçakalın. Takipte kalın.